Kaçıyordunuz lan? Kaçmıyorduk. Bal gibi kaçıyordunuz. Siz kovalıyordunuz bizi. Bu içkiyi nereden aldınız? Nereden aldınız lan bunu? Dükkanı mı yamaladınız yoksa? Yok vallahi aldık. Bu aldık. Saatte açık dükkan mı var lan? Vallahi aldık komiserim. Polis memur bey. Aldık. Nereden aldınız? Bakın, yürüyün gösterin şu dükkanı. Yürüyün bakayım. Hadi yürü. 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 Hanım herkes bir dükkan kundaklama olayı var. Ya biz bir şey ya. Güzel abicim. Yok. Biz var ya böyle. Şansları karakola getiriyoruz. Yaralı da var. He gönüllü. Var ya. Bir de yaralı var. Hastaneye götürüyoruz. Abi bir şey. Seviyorum abi. Sus. Kaldırım. Kaldırım. Thank you.
oldu abla? Bilsen böyle deli donanlar gibi koşar mı be? Ne oldu, içine yine bir sıkıntı mı çöktü? Başımıza kötü bir şey gelmesin. Ne yapıyor lan bu yerim? Eniştemi hiç merak etme abla. O şimdi horul horul uyuyordur valla. Enişten ne merak ediyorsun bebe? Kim merak ediyorsun, ben buradayım, sen buradasın. Enişten merak etme, kim merak ediyor? Senin de çenen iyicene düştü he. Sen üstün başını giyip şöyle yapsana şuraya. E canım televizyon seyrederken uyuyakalmışsın, ne var bunda? Bir gün patlatacağım televizyonda, haberin bile mi olmayacak? Hadi gel canım, yap şuraya be. Abla, hani eniştemi Şahip Bey'in dükkanda konaklattık diye kız dedin ya bana. Temelli küseceksin diye çok korktum ha. Ben sana Hüseyin miyim diyorum. Oğul kardeşim benim. Koyun gözlü kardeşim benim. Apılısının kulü. Kömür gözlüm, sürmeli gözlüm. Kızar mıyım ben sana? Hadi de şey yapmışsın, soyun hadi. Tamam abla. Bu ikisinin ifadesini alın, atın nezarete. Başvurun komiser. Komiser abim, bir kere önce gör. İki kere çak şunlara. Bir tane çak şuna ya, Allah aşkına komiserim. Sana da istersen burada özel bir oda tahsis ederim. Gelir burada yatarsın. Bugünlerde başın beladan kurtulmuyor. Ben ne yapayım komiserim? Bela gelip beni buluyor. Ben davet etmeyeyim ki. Peki, peki. Bu dükkan sahibinin adı neydi? Şahip Bey. Numarası var mı sende? Ya, evinin numarası bende yok ama bulabiliriz. Benim karım da vardı, onlara temizliğe gidiyor da. Ha iyi, o zaman al numarayı hanımından, adama durumu bildirelim. Adamın dükkanı savunmuş, haberin. Bir şey komiserim. Ne var? Ya hanımla aramız öcük tatsız düzsüz da. Öyle mi? Ya. Daha iyi ya işte, ara kendisine durumu anlat. Belki böylelikle senin durumunu açır da yumuşar biraz he. Hadi ara. Doğru diyorum komiserim. Olabilir değil mi? Tamam. Ben gidecekten evden gece gece. Bir numara alacaktım seninle. Ne numarası be? Bende bir numara yok. Bütün numaralar sende. Ya şimdi sana güzel bir karşılık verdim ama komiserim ayıp olur. Hı? Ne komiseri? Niye düşün sen lan? Karakoldayım. Sen şimdi lafı bırak da Şahit Bey'in evinin telefonunu ver bana bakayım. Ne edeceksin lan şu Şahit Bey'in telefonunu? Lan lazım kız istiyorum, bağırtma beni işte. Lazım kız istiyorum. Bağırtma, bağırınca kafamdaki yara acıyor. Kafanı ne oldu? Ya sen kafan boş ver, bana Şahit Bey'in telefonunu versin. Şahit Bey'in telefonunu istiyor enişte. Neredeyse ve ben şimdi bulamam, nereye koydum bilmiyorum. Numara var mı abla? Niye istiyor ki Şahit Bey'in numarasını? Ne bileyim ben be? Telefon elinde sorsana. Ben konuşuyorum onunla be. Bilmiyorum konuşmuyorum. Küsüm ben onunla. He. Abla. Numarayı veriyorum. Ha numarayı veriyoruz yaz. Ha. Evet yazıyorum. Yazıyorum yazıyorum. Bir dakika. Ha. Son dediğimi bir tane de. Ya kafamdaki yarığın acısından pek duyamadım da. Yarık mı? Kafam mı yarık? Kafam mı yarıldı? Aa, çok kalk etti. Long 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 ya. Doktora gittim. Doktor beyin sarsıntısı geçmiş dedi. Beyin sarsıntısı mı geçirdin? Ha. Ya konforlu bir evde bir gün akşama kadar istirahat edeceksin dedi doktor. Ya birinin sana pansuman etmesi, senin ilgilenmesi lazım dedi. Ama kim ilgilenecek? Masaj yaptırmayı adam buluyorsun da kafanı sağır durmaya mı bulamıyorsun?
Beni meşgul etme, benim işim gücüm var. Hadi. Tamam, ben de kahveye gideyim. Tamam. Orada bir köşede sızılıp öleyim. Sen de bir yandan elini kına yakarken, öte yandan kendimi dulluğa alıştır. Bak ne diyeceksin? İyileşip ayağa kalkana kadar. Tamam, teklifini kabul ediyorum. Evde konuşuruz, gelip evden alabilirim, tamam. Alo, alo. Kapattı Angut. Abla kafası niye yarılmış ya? Şuayb Bey niye arıyor? Ben de bileyim be. Enişten eve geldiği zaman öğrenirsin. Söylemedi ki kutu bayısı. Eniştemi eve kabul ettin demek. Kabul ettim ama kafasının yarı geçene kadar kabul ettim. Sen öylesen abla ya. Eniştem eve demir attın mıydı? Biraz zor çıkar bu evde. O değer de. Kafası niye yarıldı acaba bu adamın? Acaba başına ne geldi dükkanda? Ne gelebilir ki? Ne bileyim. Gece yarısı ne ola? Abla bence kesinlikle dükkana hırsız girmiştir. He? İnce ince, Yasemince, her mevcut.